Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Football Manager 2021 kariyeri başlatacağım. Bu kariyer işsiz başlayacak. Bakalım nasıl gidecek. Şunları sildik. İkincilik olacak işsiz başlayacağımız için. Almanya 2. Ligi, İngiltere 2. Lig olsun. İspanya'da ikinci lig olsun. Fazla aşağı inmeyeyim. Çünkü muhtemelen bana zaten Türkiye'den iş gelecek. Fransa'yı alalım. İtalya'yı alalım. Portekiz'i alalım. Güzel genç oyuncular çıkabiliyor oradan. İleride işimize yarayabilir. Başka alabileceğimiz Hollanda'yı alabiliriz. Aslında Romanya. Yok, Romanya kalsın şimdilik. Asya ve Kuzey Amerika'dan şu an takım almayı düşünmüyorum. Ülke seçmeyi de düşünmüyorum. Oyun hızımız güzel. Büyük veri tabanında oynayacağız. Tamam. Bu da tamam. Ya bunu da Fransa'yı da ikinci ligden başlatalım. Tamam, oyuna başla diyelim. Türkiye'de başlayacağız. Sezon öncesi başından. Başladık. Hadi bakalım. Genelde işsiz kariyer yapıyorum. İşsiz kariyerleri seviyorum. Küçük takım alıp ileride güzel büyük bir kulüp yapmayı seviyorum. Genelde hani 2001-2002 Championship Manager zamandan beri büyük takım almayı sevmiyorum. İleride küçük takımlardan büyük takımlara adım adım geçmeyi seviyorum. Genelde işte ikinci ligden, tabi eskiden ikinci lig yoktu. Birinci ligden. Hani Süper Lig takımlarındansa birinci lig ya da ikinci lig takımlarından başlayıp yükselmeyi, tabi onları da yükseltmeyi seviyorum. Milli takım aldığımda da genelde küçük, isim yapmayan, adı sanı pek duyulmamış milli takımları alıp onları da kendi kıtalarında büyük turnuvalara katılmayı seviyorum. Tabi bunda bazen başarılı olamıyorum çünkü bazı milli takımlarda gerçekten oyuncu bulamıyorum. Hani oyunun kendi bu siyah beyaz diyeyim, renksiz isimler oluyor ya, onlardan çıkıyor genelde. Onlarla da ne yaparsak yapalım başarılı olamıyoruz. Ama mücadeleyi seviyorum. Bakalım bu kariyerde başımıza neler gelecek? Hangi takımlar bize teklif yapacak? Göreceğiz. O ekran biraz uzun sürdüğü için o kısmı atladım. Şimdi menajer profilimizi seçiyoruz. Profilimi ben resmimden yapayım dedim ama pek bana benzemedi. Ben çok da uğraşmak istemiyorum. Evet, antrenörlük, zihinsel falan filan. Profili kullanmayacağım direkt. Buradan işsiz başlayacağız. Menajerlik tarzımız, antrenörlük yok. Futbolculuk tecrübesi en düşüğü, amatör futbolcusu. Menajerlik tarzı ağırlığı. Ya bunun da pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum çünkü tüm özelliklerinde düşük de cesaretlendirici diyelim. Onayla diyelim. Oyuna başla diyelim. Kaydettir. İşsiz adını da kaydedelim. Evet, burada zaman geçirmemek adına tatile çıkacağız. Menajerlik
teklifi yapacağız. Herhangi bir kulüp olabilir çünkü zaten hani durumumuz belli. Süresiz tatile çıkacağız. Bütün kulüplere teklif yapalım. Zaten teklif geldiğinde tatilden otomatik olarak kendisi dönüyor. Ha, oyunun başında daha döndü. Bakalım kim gelmiş? Karabük Spor. Karabük Spor'un görüşmesine katılalım. Bakalım. Ne diyor? Hoş geldiniz İlker Hocam. Sizinle kulüp hedeflerimizi konuşmak istiyoruz ve bizimle görüştüğünüz için çok memnunuz. Teşekkür ederim. Mali sıkıntılar yaşayan bir kulübü idare etme konusunda rahat mısınız? Yani zor olacak kesin ama taşın altına elini sokmaya hazırım diyelim. Şu an futbol direktörünüz Seza Açıkgöz ile birlikte çalışma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani mutluluk duyarız. Sıkıntı yok şu anda. Geçmiş sürecin bir parçası olarak kulübümüzdeki teknik heyet personeli hakkında değişik yapma. Şimdilik. Yani çok büyük değişiklikler yapmayacağım. Kulübün gelecek odaklı hedeflerine uygun bir şekilde hareket etmeniz beklenecek diyor. Görüşünüz var mı bakalım. Ya tabii ki finansal fair play için maaş bütçesi. Küme düşmemek için savaşmak. İşli bir takım olmak. İlk sezonda mı? Bakalım. Tamam. Yani bazı neyse bunların hepsi bana uygun. Ligde kalma savaşı vermesini istiyor olacağız diyor. Kime düşersek yollarımızı ayırmak zorunda kalacağız diyor. Yani biraz üstüne çıkabiliriz bence. 168.600 maaş bütçesi. Yani şu an yapabilecek bir şeyim yok çünkü biraz fazla istersem beni reddedecekler. Bir şey var mı? Yani stat isteyecek değiliz tabii ki. Bir kardeş kulüp istesek reddediyorlarmış. Allah Allah. Ben bari kardeş kulüpten bir oyuncu kiralama işi yapardık ya. Neyse bunu da anlıyoruz hadi. Başka bir isteğim bulunuyor mu? Yani neyse sen vermeyeceksin zaten. Başka isteğim bulunmuyor. Tamam. Toplantıyı bitirelim. Ne diyor? Yurt dışında çalışmayı düşünür müyüz? Bakalım. Yani rafa kaldırmış değiliz. Evet biz tatilimize devam edelim. Yine teklif yapalım. Karabük zaten kabul ederse biz de iletişime geçecek. Tekrardan tatilden döneceğiz otomatik olarak. Bakalım. Durum neyi gösterecek? Evet. Karabük Spor heyet değişikliği istiyor. Tamamdır. Görüşmelere başlayalım. Şimdilik sezon sonuna kadar istiyorlar. Sözleşme süresi 11 ay evet. Maaş 20 bin. Şimdi maaşı bir tık arttırsak şöyle 25 falan yapsak olur mu? Grupta kalırsak da prim vereceklermiş. Ya onda 15 bin isteyelim bari. Kabul etmiyor. Prim ver bari. Tamam, primi kabul ettiler. Evet, aylık 20 bin lira alacağız. İyi, güzel para. Evet.
Ne diyormuş? Bazı köşe yazarları 2 aylık takımın başına geçmesi için arada kampanya başlamıştı. Bu teknik adam kulüp için biçilmiş kaptan olduğuna inanan kişi sayısı hiç de az değilmiş. Evet, güzel. Bunları geçelim. Tamam, bunları zaten bakmıştık. Medya için düzenlensin, takım için hazırlık maçı edilsin. Rapor gönderilsin mi? Gönderilsin mi de? Şimdilik bunlara yani bunlar sezon sonunda şey yapacak değil mi? Aynen. Tamam, bunu oyuncuları bir görelim, oynatalım. Taktik. Şimdilik bir taktik sistemi için kanat oyunu yapsak, kanatlardan atak yapsak ne olur? Olur mu? Deneriz. Taktiğimiz şöyle 4-2-3-1 denesek ne olur? Ve o sistemi oturtacağız zaten. Şimdilik 4-2-3-1 oynatmayı düşünüyorum. Ne diyor? Tamam, devam edelim. Disiplin yönetmesi. Şimdi antrenmanı kaçırmak. Ya antrenmanı kaçırmak bir hafta ile başlasın. İzin almadan kulübe gelmemek gün başı direkt 2 hafta. Birden fazla kart cezası bir gün yarısı. Tamam, bu olabilir. Kırmızı kart, ikinci sarı karttan direkt kırmızı kartta 1 hafta, 1 hafta olmasın. Bundan sonrası 2 hafta. Direkt kırmızı kart görmeyin. Onayladım. Ne diyor? Ali Yılmaz, Nazım Can Başkara ve Ömer Yaylacı gibi yetenekli oyuncu varmış. Arda Belen mükemmel bir oyuncuymuş. Cihan Aydın harika bir oyuncuymuş. Zayıf yönlerimiz neymiş? Yani transfer yapmamız gerekecek gibi duruyor. 0 lira olan bütçe yüzünden transfer parasını bekletmek olunamayacak. Maaş bütçesini ortalamasından ayrı tutar alması seçenekleri sınırlıyor. Yok artık. Hiç beğenmişler. Tamam. Şuradan bir kadro derinliğimize bakalım. Ya kalecimiz idare eder. Yine bakarız, kiralık oyuncuları yöneteceğiz bu sezon. Yani güzel. Orta sahamızın yok, pardon, defansın ortası iyi. Orta sahanın ortası da iyi. Ama bizim santraforumuz yok galiba. Aynen. Ofansif orta saha. Sağda hiçbir kimse yok. Oo. Kendimizi takıma tanıtalım. Tanışmak istedim, evet. Ne diyor? Hoş geldin demek istiyorum. Sizinle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum demiş. Evet, tabii sabırsızlansın. Şimdi forvete takviyeler yapacağız. Rahatsız etmeyeceğim ama olumsuz. Niye olumsuz oldunuz? Parmak ve işaret etsek yok. Elimi sakince hareket ettireyim bakayım. Şimdi orta sahaya mecbur takviyeler yapacağız. Belirsiz, sessiz. Belki böyle düşünen tekme alabilir miyim? Bu sayede beni rahatsız etmedi. Tamam. Yav. Fazlaki oyuncu sayısı niye azalttı canım? Ben oyuncunun tarafı önemli olmayacağını bilmenizi istiyorum. Yani iyi teklif yapılan oyuncu olursa tabii ki gönderirim ama olumsuz ve üzgün denmiş. Neden acaba?
Ya rahatsız etme diyorsunuz ama olumsuz diyorsun. Nasıl bir kafa? Ellerimi kaldırsam mı olur? Yani bu kadar vaat yeterli bence. Bu sözün kümede konu kalacağımız. Yani şunu diyelim bari. Heh, herkes memnun oldu. Şükür ya. Ben de böyle bir cevap vermeyi istiyorum yani, şükrettim artık. Hele şükür, memnun oldu herkes. Ayrıca bu sezon Türk Kupası'nda adımızdan söz etmeyi de hedefli olacağız. Yani mantıklı hedefmiş. Tamam, bunda da şükredelim. Denizli'nin cezalar tam beklediğimiz düzeyde. Tamam. Tamamdır. İfadesiz. Asistan menajerim bile ifadesiz ya. Neyse, oyuncular memnun oldu. Ama bu kadar oyuncu bize yetmeyecek. 16 oyuncu. İyi, güzel. Moralleri yükselmiş en azından. Henüz erkenmiş. Bekleyip görmek istiyorlarmış. Ha, birlik beraberlik güçlü durumdaymış. Şimdilik. Bize oyuncu lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Oyuncu aramaya gelelim. Buradan kiralık. Oha. Bu böyle olmayacak. Bizim ne yapabiliriz? Biz bir Süper Lig'e gitsek buradan girebiliyor muyuz? Süper Lig'de mesela Beşiktaş'ta 19 yaş altında oyuncular var mı? Ofansif orta saha sağ taraf değil mi? Ama bunlar gitmiş zaten. Bakalım, Furkan Ünver. Yaşında. Tabi özelliklerini de göremiyoruz. Profilimiz çok düşük olduğu için. Ve uzun süredir futbolda takip etmediğim için. Ya diyeceksiniz ki futbolu takip etmiyorsun. Niye futbol menajer oynuyorsun? Bu bir tutku. Çoğunuz biliyordur. Bu bırakılamıyor yani. Alışkanlık yapmış. Fener'e bakalım kimler var. Yani bir forvete bakalım kimmiş. Bu 8-14, 6-14. Yok abi, yok. Hani hiçbir şekilde bilgi yok. Yani teklif yapalım. Beğenmiyor. Kiralamak istemiyormuş. Yani ne yapacağız bakalım. O zaman ne yapalım? Birincilikten bakalım. Mesela Altınordu. O da ben logo yamasını yapmayı unutmuşuz. Kadrosunda 21 yaş altı dolu. Ve bunları bize kiralayacaklarını da sanmıyorum. Ama Ankara Demirspor istiyormuş. Bakalım. Şartlarını. Aa, güzel. Tamam. Olur. İtan Güveli ismini duyduğum bir oyuncu. Yani Fenerliyim zaten. Bunu da vermeyebilirler ama evet. Güzel, teklif yapın diyor. Bizde para var sanki. Demek kolay.
Paramız var. Yine 19 yaş altından kira alacağız. Oyuncaklık yapacak bir şeyimiz pek yok. Enis Destan. 18 yaşında. Geçen sezon bir maça çıkmış. Ama hiçbir bilgisi yok. Bunu da geçelim. Tamam, başka takımlara bakalım. Adana Demirspor'a bakalım. Ergene Veli Meşespor istiyormuş kiralık olarak bu kaleci. Evet. Hiçbir fikrimiz yok. Volkan Şen buradaymış. Ve sakatmış. Bakalım. Balıkesirspor izliyormuş bunu da. Bunu da. Ha, geçen sezon Menemenspor'da 12 maçta 6 gol atmış. Kaç yaşında bu abimiz? 24 yaşında. İyi. Tamam. Verir mi bilmiyorum ama deneyelim. %60 verebiliyoruz zaten. %100 istiyor. Abi paramız yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Alamayacağız. İhtiyacımız olabilir ama alamayacağız. Orta sahanın sağına bir oyuncu bulmamız elzem şu anda. İstanbulspor'da kimler var? Enes Durmuş. 23 yaşında. 3 milyon piyasa değeri var. O bu İstanbulspor'da düzenli oynayan bir oyuncu. Bunu bize vermezler. 19 yaş altına bakalım. Herkes zaten gitmiş. Menemenspor. Bandırma. Tuzlaspor. Samsunspor. Ali Kılıç. Polat Yaldır. Değeri 30 bin. Bundan da bugün. Arkadaş. Guido Kocher. Bunun ismini bir zamanda duymuştum var önceki oyunlardan. Verimi %50 istiyor. Ay, ay. Veremiyoruz. Niye zorluyorsunuz abi ya? Yani %50'ye veriyorsan %30'a da ver yani. Yap bir güzellik. Melih iş değil. İş değil. Piyasa değeri çok düşük. Ömer Çiçek. Geçen sene kiralamışlar 3. ligi 26 maçta 6 gol atmış. %60 verebiliyorum. %100 istiyorsun. Akhisar'da kimler? Akhisar'ın da kadrosu bayağı bir dar. Bundan da durum kötü gibi. Niye abi bu kadar şey? Puanı verirsek. Ozan Keskin. Hiçbir şey göremiyoruz abi. Yani sürpriz transferler yapacağız büyük ihtimalle. Davut Akar. Yok. Altay.
Kadroya giremeyenler. Çağlar birinci mi? Bu adam hala oynuyormuş. Yani. Yedeklerden alsak ne olur? Yasmin Sucuk. Boşnakmış. Berkay Süningöz. Kadir Yazıcı. Hadi şuradan bakalım tekrar. Şimdiki. Ne güzel, buna teklif yapmıştık. Orta sahanın sağına. Ahmet İlhan Özek. Bu adamı vermezler zaten. Yani. Gerçi bizde oynamış 3 sezon Süper Lig'deyken. Beğenmiyorlar. Yine orta sahanın sağında başka olan yok. Burada Emre Nefiz. 25 yaşında. Geçmişi var mı? Adana Demirspor'daymış geçen sezon. Bu sezon yeni katılmış. Kiralarlarlar mı? %100'ünü verebiliyorum. Aa, güzel. Güzel. Buradan bir de forvet kapatabilir miyiz? Gerçi bir tane ondan da forveti var. Neden? İki tane varmış. Onlara da vereceklerini sanmıyorum. Bu da Adana Spor'dan almışlar. Bir de 10 numara vermişler. Deneyelim. Pardon. Şöyle deneyelim. Tabii ki vermeyecek. Hüsamettin denesek ne olur? Geçen sezon 14 maçta 2 gol atmış. Evet. Kiralamak istemiyorlar. Tamam, başka takıma bakalım. Keçiören Gücü. Bedran Sümer. Ankara Spor. Balıkesir Spor. Ümraniye Spor. Aa, Musa Sol. Musa Sol buraya gelmiş. Gaziantep'ten bedelsiz gelmiş. Bu adam o kadar kötüleşti mi ya? Mustafa Eser, Hüseyin Çolak. Hüseyin Çolak'a denesek olur mu acaba? %100 istiyorlar. Bende o kadar para yok. Tamam, bunu da geçelim. Bolu Spor. Mertan Öztürk. Bunu da vermezler. Ama denemekten de zarar gelmez. Evet. Hamza Gür. Bunu da bize vermezler. Yeni almışlar zaten adamlar, niye versinler? Bursa Spor. Burak Kapacak. Vermezler. Eskişehir Spor. Kaan Gül. İbrahim Öner. Vermezler. Evet.
durumumuz biraz fena. Biraz değil, bayağı bir fena. Sparta'nı kiralamak istiyoruz. Evet, doğrudur. Basın toplantımız varmış. Katılalım. Başlayalım. Maviyates.org mu? Mehmet Akar. İlk düşüncelerim neler? İçten gülümseyim. Yani zorlukla karşılaştığı zaman ben böyle bir şey istiyorum zaten. Kariyerimiz bulunmuyor diyor. Aslında menajer olarak böyle bir kulübü başarıya yöneleceğinizi düşünüyor musunuz? Kollarımı iki yana açıp bazıları daha tanınmış bir ismi tercih edebilir ama o bazıları bana alışmak zorunda. Güzel. Sevare Kalafat'tan alıyor soruyu. Teknik ekibiniz için herhangi bir planınız var mı? Yani şu an teknik ekibe dokunmayı istemiyorum. Öncelik oyuncular ya. Böyle bir şey var mı? Çok erken şu an. Üzgün ya, niye üzülüyorsunuz arkadaş ya? Antrenman sahasında ne kadar yoğun bir çalışma bekliyormuşuz oyunculardan. Jest vermiyorum bu sefer ya. Cılkını çıkan menajerlerine itiraz etmiyorum. Çok çalışacağız ancak bu konuda aklımızı da kullanacak ve oyuncumuzun sözlerine kulak vereceğiz. Yani şunu diyelim. Neden Karabük Spor? Ha, beklediğim o meşhur soru geldi. Neden? Dünya devrimi diyeceğiz yani. Ne diyebiliriz ki buradan? Yani bence önemli şey uyum yani. İşi kabul ederken kafanızda herhangi bir soru işareti var mıydı? Yok arkadaş, yok. Birbirimiz için yaratılmamışız tabi de. Bu fırsatı havada kaptım. Öyle diyelim biraz. Ay, olumsuz ürün niye ya? Yeterli kaliteye sahip mi? Değil. Yani yapmayacağım ama güzel takviyeler yok. Dönemekten varsa kartımızı atmak isteriz. Ya şunu diyeyim şimdilik. Oyuncularla tanışma fırsatı olabilir mi? Yani şunu diyelim. Sorunu yeniliyorum. Teknik ekibinizin herhangi bir planınız var mı? Ya, gülümseyim bundan da. Yani şunu diyeyim bari. Bir şey söylemek ister misin taraftara? Taraftara gülümseyelim. Ya tıklım tıklım doldurmazlar da. Yaptığım her işte onların güvenini kazanmak zorundayım. Evet tamam, bunun benim yüzümde olacağım. Hangi noktalara ulaşabiliriz? Bakalım. Yani iki yana açalım kollarımızı. Tamam, şunu diyelim. Ömer Yılmaz takım etrafında kurmak isteyeceğiniz türden bir oyuncu mu? Ya abi, daha oyuncularını tam tanımıyorum ki ya. Tamam, şöyle yapalım. Sizce kadromuz hangi mevsimde takviye ihtiyacı var? Yani orta saha. Forvet tabii ki. Belki Kervan Kral'ın kulübünü alacağı neredeyse kesinken. Nasıl yumruk diyeyim, ne diyeyim yani.
kripto kalmasını istiyorum. Ama kripten ayrılması da ihtimal dahilinde yani. Az kripto ya tabii her konuda gelsinler görüşsünler. Sıkıntılar neyse çözelim. Çözmeye çalışalım en azından. Çözemeyiz de. Bu şeyle. Önceliğim lig olmalı diyor. Taraftarların istedikleri şey bu. Evet. Karabükspor en zengin kulüplerden değil. Ne yazık ki. Yani. Ya bu yorumda bulunmayacağım yani. Tamam. Pek iyi geçmemiş. Niye? Hukukumuz da yok. Tamam. Çıkalım. Devam edelim. Takım oyuncuları nasıl takım ayırmak istiyorsunuz? Ya 19 yaş altında gerektiğinde şey yapıyoruz. O yüzden birinci, ikinci takım diyelim. Sadece az takım yönetelim. Ama bakalım bakalım. Oyuncularımızı bir görelim. Evet. Maç öncesi. Özüttü Kurkan, Akran, Arda Belen, Sezer Gündüz, Ömer Yılmaz. İyi tamam. Volkan bayağı aslan yatıyor. Evet, oyuncuların karşılığına şöyle şekilde dizilmişler görüyorsunuz. Şimdi ellerin bir kenetliği mi? Kenetleyemiyoruz mu? Yani. Ben niye adamlara hiçbir şey diyemiyorum? Hiçbir şey diyemedim. Niye? Ha. Elleri kenetleyeyim. Ya rahat kazanmamız lazım. Sonuçta az takımla yedek takım oynuyor yani. Şunu atlayalım. Maçı oynadan sonra zaten birbirini bekliyoruz. Ya şunu kapat. Tamam şu an seslenmeyeceğim. Şuradan ayarlarımızı yapalım. Maç hızımız şu olsun. Bu hızlı olsun. Geniş özet. Yönetmen kamerası. Tamam böyle olsun şimdilik. Sesler açık. Bütün maç tarihlerini görüntülemeyin. Boş ver. Tamam başlayalım. Evet bakalım. Bu çok yavaş olmuş ya. Yani şu biraz daha iyi gibi. Nazmi Can. Bakalım. Oyuncularımızın durumunu da alttan görüyoruz. Kalecimiz Halit. Evet Muhammed'in adı ne? Muhammed. Helal olsun sana ya. Gittin kalecin üstüne vurdun. Gerçi offside'miş ama. XG'ler yerlerde zaten. 0.07 nedir abi ya? Neyse. Muhammed Ferhat. Yine offside düşmüş. Barbaros.
Cihan, o kaleci son anda direkt. Harit. Volkan Emre Volkan Muhammed'e. Oradan defans. Sezer Ali'ye geldi direkt. Emir. Nazmi Can. Oo. Bizim yedek kadro az kadrodan iyi oynuyor ya. Yani yedek kadromuzu da yenemeyeceksek çok sıkıntı. Gerçi XG'miz biraz artmış, 22'ye çıkmış. 0.22 tabii. Şu su şişesi fırlatayım ben. Memnun değilim. Ne aldı motivasyonunuzu kaybetmiş. Motive olanlar var. Bunlar hiç bunlara bakmamışım herhalde kızarken. Şişeyi bunlar bu tarafa doğru, şu köşeye doğru fırlat. Şimdi bunu. Evet. Şu taktiklere bakalım. Abi renksiz oyuncular burada da beni buldu ya. Tamam, Uğurcan Tabağı. Ya en iyi oyuncularımız da bunlar yani. Tamam, bunları da bir deneyelim. Yok ki zaten. Başlıktan ikinci de yapacak bir şey yok. Adam yok. Ya hiç olmadı, ikinci takımdan adam çekeceğiz buraya artık. Yapacak bir şey yok. 19-16 oyuncularımızdan. Çünkü görünüşe göre bize karşı güzel oynuyorlar. Tabii bunu başka takımlara karşı da görmek istiyoruz artık. Berk, Cihan, Doğukan, Berk. Berk'ten orta Muhammed yine direğe nişanladı, Allah'ım ya. Doğukan'dan Muhammed'e doğru ama kalecimiz, yedek kalecimiz Ferhat. Berk ileri vurdu ama Seyitan orada başarılı. Levent, Furkan Can, Emir, Toykan, Melih'e doğru Melih, Halit, Muhammed vurdu gol, hayret. Bu sefer gol attı Muhammed Acar. Halit'in pasında Eren'in kafasına Muhammed'e gelen top. Güzel, en azından bir gol attık yedek kadroya. Burada yani yorum önce Arda yormuş. Korner mi? Toykan kullanıyor, korneri kullandı. Cihan orada başarılı. Ne oldu? Faul yapan Emir. Furkan Tacı kullandı, Emre Yasin'e geldi ama olmadı. Cihan, Berk, kaleci Ferhat. Ya da Doğukan, Yasin, Cihan, Doğukan, Barbaros Kılıç, 10 numarası takımın. Güzel bir goldü bu. Yasin'den Cihan'a topuk pası geldi. Oradan Doğukan'a, orada Barbaros atıp Barbaros'un dağılmasında golü buluyoruz. 2-0. Özetler sırasındaki maç hızını biraz daha arttırıyor. Şuradan oyunculara seslenelim. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Birebir bir takıma diyelim. Muhammed. Golü buluyor Muhammed, ikinci golünü attı. Güzel aldı bu sefer. Burada oyuncu güzel geçti defansı. Golünü de attı. Helal olsun. Bunu beğendim.
Zaten maçın son dakikaları artık. Halit'ten Emre kurtar topu. Barbaros gitti, defansa nişanladı. Muhammed Barbaros, Emre, Furkan, Ömer Yaylacı topa sahip oldu. Maçı 3-0 kazandık, en azından yedek kadroyu yenebildik. Güzel. XG'miz 1.14 kadar çıkmış. Tamam, parmakla yok. Yani şükredelim en azı. Sezon öncesi oynanan bir maç için performansından memnun kaldım. Sonuçtan oynadığı yok. Yani. Tamam, şunu diyelim. Motive olsunlar. Evet. Yani bir şey yapalım yani. Bir zahmet. Erkan'a transfer teklifi yapmış. Erkan değişmez. Burada birazcık gıcıklık yapalım. Biz de kiralık teklif edelim ama. Vermiyorlar. Hiç etmeyelim. Boş ver. Edip ne yapacağız? Bodrum Spor. Tamam. Ya kadromuz çok kötü. Bakalım Bodrum Spor'la mı oynayacağız? Ha yok, sezon öncesi raporu veriyorlar. Bizim bu arada fikstürümüz ne durumda? 1-2-3-4 tane hazırlık maçımız var. Darıca Gençler Birliği, Çorum, Adana Demir, yok Ankara Demir, Körfez. Sonrasında Bayburt Özel İdare'de başlayacak. Lig. Yani yapacak pek bir şeyimiz yok. Oyuncu da alamıyoruz. Ya bedava oyunculardan mı bir şeyler yapsak acaba? Şuradan yeni arama desek. Transfer dönümü. Sözleşme bitmiş olsun. Boşta olsun. Ulan. Tamam diyelim. Serdar Özbayraktar. 38 yaşında hala oynuyor mu? Aa, Elazığ'da oynamış. 16 maçta 2 gol atmış. Yani Muhammed'den iyidir muhtemelen. İmza attırsak gelir mi acaba? Hamle oyuncusu. Ön görüşme. Tamam, sözleşme yapalım. 4.5 bin lira istiyor. Bizde ne var? 3.25 var. Hacı yani 3.25 versek olmuyor mu? 4.5 mi istiyorsun? Tamam, şöyle imza parası. İmza paramız var mı? Onu da bilmiyorum da. 22 bin liraya kadar verebiliyoruz. Tamam, 10 bin lira vereyim sana imza parası. Hah, tamam. Bekir İrtegün. Nasıl? Sakarya'da oynamış en son. Tamam, bunu biz gelirse alalım, yedek oyuncu mu? 6.75 lira ya. Bu hayatta kabul etmez. Ethem Bayburt. 36 yaşında kaleci. Halide Edip Adıvar Spor mu? Evet. Tayfun Şen. Abi bu adamlar hayrola. Neyse, orta sahanın sağına, hani ofans orta sahanın sağına buradan bir oyuncu kapsak fena olmaz. Aha bak, bunu izlemişler. 73 puan almış. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Tam da bizim istediğimiz bölge. İzliyorlarmış. Kim izliyormuş? Karabük Spor, Karacabey. Biz buna imza attık hangisi? Tam 3.25
5 maç sonra 1 yıl sözlü müsün? Tamam. Gelsin yani, yıldızları fazla. Öyle başka önerileriniz var mı? Cafer Tosun. Karacabey Belediyesi teklif yapmış bile. Ofansif orta sahanın ortasında. Tamam, bunu da alalım. Yani alalım derken en azından sözleşme teklifi yapalım. 3,25 vereyim sana. Bak, 3,25 vereyim. Grupta kalma primimizi 4 yapayım. Ne yapayım? 6 mı? 6,5 yapayım. Tamam, şunu da 2000. Bak, şunu 20 gol ve asist yapalım. Bunu 5000 yapalım. Ulan 250 lira için yapılır mı bu ya? Gerçi 250 lira veremeyen takıma da yani ne yapsak? Jiyan Yavuz. Tamam, biz bunu geçelim. Yaştan bakalım, ben tecrübeli oyuncular tabii bu. En yaşlısına da biz teklif yapmışız gerçi. Tamam, Ofansporttan sahanın sağında Ali Akburç. 32 yaşında. Yani yapacak bir şey yok. Genç oyuncular almamız lazım ama yani bu isimlerle takımı biraz en azından şey yapalım. Yani bu sene takviye yapalım. Seneye duruma göre bakarız. Yani yedek oyuncu olarak geliyor zaten. Ya en azından bir kadro derinliği oluşturalım bu. Bir de bunlar belki şey yaparız, hani gençlerimizi kanadınız altına alın, yetiştirin falan. Bunlarda forvet var mı? Serdar'a işte teklif yaptık zaten. Ömer Çelik. 31 yaşında. Afyonspor. Abi hiçbir bilgimiz de yok. Öyle boş boş bakıyoruz yani. Serdar Karaduman. 29 yaşında. Elazığ Karakoçan'da oynamış en son. Genelde 3. lig topçusu. Kaleciler aslında nasıl? İsmail Çetin. 29 yaşında. Kemerspor. Bu da 3. lig topçusu. Evet. Ya isim bakıyorum da isimler de pek işte uzun zamandır takip etmediğim için. Tanıdığım adamlar genelde 37-38 yaşında olmuş. O derece. Cihan Yıldız gurbetçi bir arkadaş. VfL Odenburg. Yani Alman liglerinden. Esenler Erokspor'da oynamış bu da en sonunda. 3. lig. Bir Kayseri Erciyes birincilikteyken oynamış. 24 maç oynamış. 2 gol atmış. Esenler Erok'ta en son 2017-2018 sezonunda. Oo, 2 senedir boşta yani bu adam. Boş ver, geçelim. Selahattin Dağışan. Ben bunu nereden tanıyorum? Anlam kulüp. Hiç bilinmeyen bir takımda oynamış daha önce. Takımın adı belli değil. Mahalle takımında oynamış abi. Furkan Haykır. OneSpor. Cihan Kotil. Kapadokya Göreme Spor. Amatör lig. Adam bir belgesel amatör ligden 3. lige transfer olmuş en son.
Evren Güder. Ay, ya bizim için aslında bu adam hep ikincilik. Ama işte hiçbir şeyini göremiyoruz. 1,75 boyu 67 kilo da ağırlığı varmış. En azından onu göstermiş. Şükürler olsun. Muhlis Yakut. Şaban Tükenmez. Doğuşcan İncedere. Galatasaray altyapısından yetişmiş, bu yüzde iş yapar mı acaba ya? Gelsin yedek olsun, aynen Joker yedek olarak. Tamam Beriz. Gel. Hüseyin Pala, Çağatay Vatan, Ahmet Yeşilbaş. Bizim defansımız ne durumdaydı ya? 2,5-3 ortalama. 1,5-2,5. Burada hiç oyuncu yoktu. Buraya işte iki tane oyuncu teklif yaptık. İnşallah gelirlerse oraları dolduracağız. Bakalım. Birkaç kişi daha. Halil Gedik. Mamak Futbol Kulübü. Yani burada iki sezon oynamış. Ebrar Yıldırım. Seyit Belediye. Hülya Yıldız'a teklif yapmış mıydık? Yapmamışız. Ama zaten 6. sırada. Yani bundan sonrası genç olur zaten. Şu 30'lu yaşlarına bir daha bakalım da. Şu Etem'e şey yapsak mı ya? Adam son senelerde hep üçüncülük. Gerçi ikincilik. Ama bir sezon da oynamamış. 2019'da en son bırak şey yapmış yani. Başka kim var öyle? Serdar Karaduman'a atmıştık ve aynen. O da bir sezonda oynamıyor. İsmail Çetin. Kemer Spor. Ne yapacağımızı şu an bilemiyoruz. Antrenör görevleri yardım isteyelim. Evet arkadaşlar. Geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Pek bir şey yapamadık bu bölümde. Tabii daha sezon başı malum. Yedek takımımızı en azından 3-0 yendik. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. İyi günler.